Allah'ın en güzel selamı üstünüz olsun sevgili dostlar. Selamun Aleyküm. Sıcak bir pazar gününden sizlere sesleniyorum. Yine bir ağaç dibindeyim, çalı dibindeyim. Evime dönmeye az kaldı. Sevgili dostlar, medyada, sosyal medyada, dünya haberlerinde gündem olmuş 5-6 haberi kısa kısa özet olarak sizlere aktarmak istiyorum. Dikkatimi çeken, ilgimi çeken haberi sizlere aktarmak istiyorum. Umarım sizlerin de ilgisini ve dikkatini çeker. Birinci haber yine Suriye. Dün akşam İsrail jetleri Şam'da Esad rejimini vurdu. İlginç ve değişik bir olay. Niye ilginç ve değişik bir olay? Biz burnumuzun dibinde 100 bine yakın tır, silah ve mühimmat yığınağı yapan ve burnumuzun dibinde mevzileri olan ve bize namlusunu doğrultmuş olan PYD'yi, YPG'yi jet kaldırıp vuramıyoruz. Buna müsaade edilmiyor. Suriye'nin S-400'leri, S-300'leri var deniliyor. Fakat ne hikmetse İsrail İki de bir jetlerini kaldırıp, Şam'da, Halep'te, Suriye'nin istediği noktada veya gidiyor Irak'ta istediği yerleri bombalıyor. Dün akşam da buna benzer bir olay oldu. İsrail jetleri, Şam'da, Esed'a ait güçleri yerle bir etti, vurdu. Neymiş olay? İsrail şöyle bir açıklama yaptı. Bize tehdit olarak algıladığımız bir yerdi. Tehdit olabilir diye düşündük, hesap ettik ve gittik vurduk. Olaya bak. İsrail tehdit olarak algıladığı yeri istediği zaman jetlerini kaldırıp vuruyor. Hiçbir S300, S400 füzesi gidip de İsrail'in jetlerini vurmuyor. Ama ne zaman ki Türk jetleri kalkacak olsa hemen bir tehdit geliyor. Jetlerinizi vurur, düşürürüz diye. Olay şu arkadaşlar. Dün geceki Şam'ın bombalamasından iki gün önce Netanyahu ile Putin bir görüşme yapıyor. Bu görüşmeden iki gün sonra ise İsrail jetleri Suriye'de, Şam'da istediği yeri gidip vurabiliyor. Ne de olsa Putin ve Netanyahu eski dostlar, Rusya ve İsrail eski dostlar. Rusya her ne kadar da kavgalı ve dövüşlü gözükse de İsrail'i destekliyor. Netanyahu'yu destekliyor. Bu da onun bir somut göstergesi. Bu Şam'da bombalanan yerlerden biri de İran'ın askerleri vardı, İran'ın üstleri vardı. İran'dan yine her zamanki bildik tehditler. İsrail'i yok edeceğiz, haritadan sileceğiz tehdidi. Ah bir gün yaptan da görsek, bari bir füze atsan da rahatlasak. İkinci haberim yine Suriye ile ilgili. Biliyorsunuz Türkiye ile Amerika, Fırat'ın doğusunda ortak devriyelere başladılar. İlk defa helikopter uçuşları gerçekleştirildi. Pentagon'dan şöyle bir açıklama geldi. Bizler Türk yetkililerle beraber ortak helikopter uçuşunu gerçekleştirdik. Ve Fırat'ın Doğusunda DAEŞ unsurlarının tekrar canlanmasını engelleme adına uçuşlarımızı başlattık. Güvenliğimizi hat safhaya çıkardık. Akıllar allak bullak. Yahu biz orada YPG'ye terörist diyoruz. DAEŞ'e terörist diyoruz. Biz oradaki güvenlik koridorunu YPG'den PYD'den temizlemek için yapıyoruz. Amerika bizden dalga geçer gibi kalkıp bir de açıklama yapıyor. Daesh'e karşı ortak müşterek helikopteri kaldırdık. Orada uçuşları başlattık. Çıldırıyorum. Bazen ne diyeceğimi bilemiyorum. Yanlış bir şey konuşmak istemiyorum ve YPG PYD'den bir açıklama geldi. Bizler Fırat'ın doğusunda bulunduğumuz yerde duruyoruz. Geri çekilmedik, çekilmeyeceğiz çünkü Türkiye ile Amerika hala imza atmış değil. Tam bir mutabakat yok. Onun için biz bulunduğumuz yerde duruyoruz. Amerika'nın dün ve önceki gün yaptığı YPG PYD ile ilgili konferansı size dün aktarmıştım videoda. Bizler sizi terk etmeyeceğiz. Bizler sizi burada korumaya devam edeceğiz. Bizler sizin haminizik mesajını herkese, dünyaya verdi gözümüze soka soka verdi. Ve ne oldu? Bugün medyaya haberleri düşen, basına düşen bir gelişme. Amerika YPG ile beraber ortak devriye harekatlarını devam ettiriyor, sürdürüyor. Sabır ya Rabbi. Allah'ım bunları yok edecek, mahvedecek gelişmeleri en yakın zamanda, en yakın sürede bizlere nasip eyle. Amin. Üçüncü bir haber ilginç ve ilginç. Nedir? Şu. Biliyorsunuz her yıl yapılan G8 zirvesi vardı. Birkaç yıldır G8 zirvesi G8 diye değil G7 diye yapılıyor. <laughs> Niye G7 oldu bu G8? Rusya G8'den kovulduydu. Biliyorsunuz Rusya Kırım'ı ilhak etmişti. Oraya askerlerini gönderip orayı zorla kendine katmıştı. G8'deki ülkelerde Rusya'yı G8'den kovmuştu. G8 G7'ye düşmüştü. Ve bugün Trump'tan bir açıklama geldi. Ben Rusyasız yapamam. Rusya da G7'de yerini almalı. Tekrar G8 olmalıyız diye açıklamada bulundu. Bu açıklamadan hemen sonra ise Rusya'dan bir açıklama geldi. Putin de şunu söyledi. Evet böyle bir teklif gelirse değerlendiririz. Tekrardan G8'de bulunmak isteriz. Akıllarda sorular, akıllarda deli sorular. Bunlar Rusya ve Amerika Suriye'de öyle işleri çeviriyorlar ki el altından bunlar anlaşmalılar. Sözde düşman ama dost iki ülke. Tek çıkarları emperyalist hedefleri. Tek çıkarları kendi ülkelerini geliştirmeleri. Gittikleri yeri sömürmek, sömürmek, sömürmek. Ve bu iki ülke Amerika ve Rusya Suriye'de Türkiye'yi istemiyor. Son bir hafta iki haftaları gelişmeleri biliyorsunuz. Rusya İtlip'te Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Saldırılar Hasaf'a da. Erdoğan salı günü Rusya'ya gidecek Putin'le görüşmeye İtlip konusunu. Fırat'ın doğusunda da Amerika iş çeviriyor. Orada sözde Türkiye ile mutabakat yaptık, anlaşma sağladık. Sen YPG'ye saldıramazsının olayını yürütüyor. Bunların ikisi aynı hamurun unu, aynı hamurun tuzu, aynı hamurun suyu. İkisinin de sonu Türklerin elinden olacak. Konjöktür gereği, strateji gereği Türkiye ikisini idare etmeye çalışıyor. Ama vakti ve zamanı geldiğinde ikisinin de haddini bildireceğiz. Dün Ermenistan'dan bir haber geldi. Ermenistan yine Ermenistanlığını yaptı diyoruz. Küstah bir haber, küstah bir olay. Ermenistan öyle bir heykel yaptı ki Türkleri aşağılayan, Müslümanları aşağılayan ve hakaret eden bir haber. Neydi olay? Şu Tiflis'te Talat Paşa'yı öldüren adamın heykelini Ermenistan'a diktiler ve olay sadece bundan ibaret değil. Talat Paşa'yı öldüren Ermeni Talat Paşa'nın kafasını kesmişti ve ayaklarının altına almıştı. Bunu tasvir eden bir heykel. Ermeni Talat Paşa'yı öldürüyor, ayaklarının altında ise Talat Paşa'nın kesik kafasının resmini temsil eden, işleyen bir heykel Ermenistan'ın göbeğine dikildi. Sen Türklüğün unutsan da senin Türk olduğunu asla unutmayanlar var. Bunu da böyle biline. Her zaman Türk Türk diyorum arkadaşlar. Türk demek Müslüman demek. Ben Türk diyerek ırkçılık yapmıyorum. Ben Türk diyerek Müslümanları kastediyorum. Avrupa'ya gitsen Avrupa'da Müslüman demezler. Türk derler. Türk gelmiş, Türk gitmiş derler. Osmanlı 650 yıl hükmetti. Osmanlı'ya Osmanlı demezlerdi. Osmanlı'ya Türk derlerdi. Türkler şurada, Türkler burada. Niye? Çünkü İslam'ın Türklük o kadar iç içe girmiş ki Türkler bin yıldan fazladır. İslam'a hizmetkarlık ediyor. İslam'ın kılıçdarlığını yürütüyor. İslam'ı dünyaya yayıyor. O yüzden Türklük ve Müslümanlık iç içe geçmiş bir kelime, bir olgu. Bir diğer haber ise şu. Ses Suudi Arabistan'dan geldi. Haber Suudi Arabistan'dan. Bloomberg kanalının yaptığı habere göre Suudi Arabistan hükümeti yetkilileri Türklerden şikayetçi. <laughs> Nasıl şikayetçi? Suudiler, Suudi halkı Türk ürünlerini çok kullanıyorlarmış. Hükümetlerinin yasaklamasına rağmen Suudi halkı Türk restoranlarına gidiyormuş, Türk filmlerini izliyorlarmış, Türk dizilerini izliyorlarmış, Türk kıyafetleri giyiyormuş. Türk kültürü Suudi Arabistan'ı tırnak içinde işgal ediyormuş. Suudi hükümeti bu tırnak içinde Türk işgalinden şikayetçiymiş. <laughs> Arkadaş oralar bizim. Oralarda geçicisiniz. Tekrar geleceğiz oralara. Kutsal toprakların hizmetkarı Türklerdir. Sizler ancak ve ancak birilerinin uşaklığını yaparsınız. Son haber. Son haberse İngiltere'den. İngiltere'nin Çiçeği burnunda başbakanı Boris Johnson'dan. Boris Johnson biliyorsunuz dedeleri Türk. Ne kadar da hain olsa da dedeleri Türk. Ali Kemal. Ali Kemal'ın torunu Boris Johnson. Avrupa bu adamdan çok mu çok şikayetçiymiş. Niye? Geçenlerde Boris Johnson Almanya'ya ilk ziyaretini yapıyor. Ziyarette <laughs> öyle bir olay oluyor ki Almanlar çileden çıkıyor. Boris Johnson askeri karşılama heyetini Ellerini arkaya bağlayaraktan selamlıyor. Elleri arkada, askerin önünden yürüyerek gidiyor saraya giriyor bunu gören Almanlar çileden çıkıyor bundan kalmıyor Boris Johnson aynı gün Fransa'ya gidiyor Fransa'da yine elleri arkasında eliyle sarayına giriyor ve orada ayağını masanın üzerine ataraktan Macron'un karşısında oturuyor Fransızlar Çile'den çıkıyor. Bir yandan Almanlar, bir yandan Fransızlar. Bugün ise Trump'la bugün G7'de buluşan Boris Johnson öyle bir fotoğraf veriyor ki bu Almanya, Fransa'daki verdiği fotoğrafların bir benzeri. Eli belinde fotoğraf veriyor. Tabii birçok yorum, birçok konuşma. Diyorlar ki işte bu adamın kanında Türk kanı var. Onun için böyle rahat, eli arkasında yürüyor, gidiyor. Ayaklarını masanın üstüne atıyor falan konuşmalar ve yorumlar oluyor. Ne kadar gerçek, ne kadar gerçek değil? Bir kişinin kanında Türk kanı olması onun saygısız hareketler yapacağını göstermez. Türkler asla saygısız bir millet değildir. Adamın dedesi Ali Kemal haindi, başı kesilerek öldürüldü. Fakat kanında Türk kanı var. Yani Türkler el arkasına yürür mü? E yürür yani yapar. Ama yapacağı yer var, yapmayacağı yer var. Türkler ayağını masaya atar mı? Atar. Ama atacağı yer var, atmayacağı yer var. Yani burada hemen Türk kültürünü aşağılayan yorumlar girmenin de manası yok. Bu onun kendi kanında olan Türk kültürünü İngiliz kültürüyle, İngiliz gevşekliğinden birleştirmesinin bir sonucudur diyorum ben. Başka da bir şey değil yani. Yeni konularla gündemi takip edeceğiz. Takipte kalın sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.